İki, bir, başla. Evet. Herkese merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mahmut. Ben Rüveyda. Eşim Rüveyda ve uyuyan bir prensesimiz Aymira. Evet. Şimdi, heyecanlandım ha. Ben de bayağı heyecan. Sanki böyle seyirci. Sanatçı mısın gibi. Bu arada seyirciler var. Çok merhaba. Evet, evet, bugün şimdi şöyle bir konsept yaptık. Evet. Dedik ki, Rüveyda'ya merak ettikleri soruları sorsunlar dedik. Evet. Değerli takipçilerimiz. Ben de burada anlık Instagram'da soru cevap yaptık ve sizin sorduğunuz tüm soruları ben anladım, anlatamadım. Instagram'da soru cevap yaptık ve sormak istediğiniz tüm soruları Mahmut bana soracak ve ben de burada cevaplayacağım. Aynen. Anında buradayım. Story'a da kaç dakika oldu? Daha 2-3 dakika, 4 dakika oldu. Şimdi bakıyoruz. İlk genel sorulardan başlıyoruz. Evet. 20 kişi görmüş. Zor soruları sorma. Evet, ilk sorumuz neyle alakalı merak et. Nasıl zayıf? Evet. İsmini yazın veya yazmayın dememiş. O yüzden söylemiyorum ismini. Sadece ismini söyle. İsim olarak. Neslihan abla demiş ki. Neslihan. Konuyla alakasız ama kızımın adını Aymira koymak istiyorum. 2 ayım kaldı doğuma demiş. Koyabilirsin ablam. Yani bir sorun yok. Hayırlı olsun. Çok memnun oluruz. Aymira ismini, ben neydi onun, Mira ismini çok seviyordum. Aynen. Sonra nasıl yapabiliriz diye düşündük böyle. Sonra nerede gördük? Bir yerde böyle Aymira'nın anlamına baktım. Şimdi Aymira şöyle orası, abla, Neslihan abla, ben sana kanayan yarama parmak bastığın için anlatıyorum. Parmak bas. Abi Ayşe var, Fatma var, Zeynep var. Bunlar müthiş isimler ya. Niye koymadık da gittik Aymira koyduk? Yakıştı bak. Bir problem yok. Ama yani Zeynep... Ama çok tatlı değil mi? Ben Rüveyda'ya dedim ki gel Rümeysa koyalım. Rüveyda, Rümeysa. Ablamın adı Rümeysa. Olmaz yani şimdi ben yani gerçekten ülkemi, vatanımı, milletimi çok seven biriyim. O yüzden de ay ve yıldız anlamında koydum da şimdi. Yani o manada koydum. Şimdi bir tane daha çocuğum olsa yine böyle bir isim koymak isterim. Göktuğ mesela erkek olsa. Ben de Kutay mesela. Bu isimleri çok seviyorum. Ben Kutay diye bir çocuk vardı, onu hiç sevmiyordum. Kutay koyamam. Seni dinliyor mu Kutay? Dinlesin. Kutay merhaba kardeşim. O da biliyor. Tamam, hadi diğer soruya gelelim. Diğer soruya geçiyoruz ama dedemin ismini koyacağım, buradan da söylüyorum. Saik. 10 numara ismi. Tamam. Evet. Zayıflamak. Nerede yaşıyorsunuz demişler. Yalova'da yaşıyoruz. Ben doğum büyüme Yalova'dayım. Ben bu arada bütün bayanlara abla diye hitap ediyorum. Eşim de biliyor. O yüzden şey yapmayın. Eşim de biliyor. Benden küçük galiba. 37 Kastamonu'da olabilir. Mahmut da İstanbul'dan Yalova'ya gelmiş. Aynen. İstanbul'da doğmuş, büyümüş. 7 yaşındaydı. Kaç yaşına kadar büyüdü? Ve şu anda nerede oturuyoruz biliyor musunuz? Rüveyda'nın doğup büyüdüğüm köyde. Bana iç güveysi dediler. Ama kesinlikle İç güveysine ev alır dediler. Üzerimi alamıyorum. Neden? Çünkü ben işime yakın diye. Tamamen kendi menfaatlerim doğrultusunda buraya oturdum. Çalıştım ya. 5 dakika. Kabul edin. Yapacak bir şey. Neyse zayıflamak sorularını geçtikten geçmeyelim, sonra... Geçmeyelim. Bir tanesi cevaplayalım bence. İlerleyen dakikalarda zaten. Tamam. Merak etme. Şimdi bir kere daha yeniliyorum. Bu arada 200 bin olmamıza kaç kalmış onu da söyleyeyim. Instagram'da 200 bin olmamıza 150 kişi kalmış. Şu an canlı yayın yapsaydık büyük ihtimalle olurduk. Neyse geliyorum buraya. Bir de ben aynı anda konuşmuyorum. Şimdi YouTube bilmiyoruz. Tek tek konuşalım. Heyecanımız mağdur. Neydi? Mağruz değil mi? Evet. Türkçe dersi 3'tü Mahmut. Evet. Abla Yalova'nın neresinde oturuyorsunuz? Aymira'yı görmek istiyorum. Senin foto çekilmiştik. Ben özetledim şu an bu olayı. Demiş Burçin abla. Taşköprü'de az önce söylemiştik. Rüveyda'nın adına ben cevap verdim. Nasıl oldu bu iş? Neyse. Daha tamam. Hızlı oku ve o içinden oku, sonra soruyu oku bence. Tamam, o zaman direkt kaç yaşındasınız demiş. Ben 25 yaşındayım. Mayıs 15 2000. Biraz daha sağlam şaplat da Aymira uyansın. 15 Mayıs 1998 doğumluyum. Yalova Devlet Hastanesi. Bilmiyorum, o kadar. Ben de. Ama beni sormamış ki kaç yaşındasın demiş. Tamam, Mahmut da. Beni demiş ki bak işine kardeşim. Sen de kim vardı? 28 yaşında burada. 12 evet. Ekim 1996 mı 5 mi Mahmut? 1995. Ha, 1995 doğumlu. Neyse 12 Ekim bildiğin için tarihe teyze takılmamak lazım. Kaç yılında evlendik? Kaç yılında evlendik? 23 Ağustos 2020. Heh.
Tamam. Çıkma tarihimizi bilebilirim ben. Yani 26. 26.04'da. Ne zımır döndü lan? 26.06 mıydı? 26.06.2016 yer böyle. Ben de geldin ha. Tamam. Neyse tamam. Söz tarihimiz neydi? Ya dur bir dakika. Birbirinizde... 05.05 bir dakika. Mevlüt ve Esra çifti bize sormuş. Tamam. Heh, birbirinizde sevmediğiniz ne var? Acayip kararsız. Evet, çok kararsız. Çok kararsız ve inanılmaz fevri. Las. Bir anda geliyor da bir anda geliyor. Bir anda vuruyor böyle yani. Bir anda vurursa oluyorsun. Sıfırdan yüze çıkma. O şeyin benim çok hızlı. Vuv diye oluyor. Kararsız ve çok fevri. Bu huzurumu asla sevmiyorum. Olur be. Yapacak bir şey. Ben senin ne oyunu sevim çok inatçı abi. Bizim boğa burcuyuz. Klişe şeyler. Ama boğa burcuyuz. Abi Aymire ile bir inat yapıyorlar birbirlerine. Ya şok olursunuz ya. Ya çocuk. Çocuk buna inat yapıyor, buna inat yapıyor. Böyle bir şey yok. Ben İnatçı. Başka sevmediğim huyu yok ya. Ben okeyim. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Tamam. Başka bir şey. Başka bir şey. Bir diğer soruyla devam ediyorum. İçimden okudum. Güzel bir soru. Tamam. Bu tempoya kocan alışmakta zorlanıyor mu yoksa gerçekten paylaştıkları gibi bir adam mı demiş Fatma abla bana. Şimdi ben sana bakmıyorum, sen anlat. Evet. Bence zorlanıyor musun? Yok, yarı yarıya. Çok yani. Eğer ki Mahmut olmasaydı ben inanılmaz zorlanırdım. Ama çok büyük bir yüküm kasılma. Kasılma. Dik böyle dur. İnanılmaz yükümü hafifletiyor benim. Çünkü bir sosyal medyamız var ve bunu yönetmek zorundayız. Ve çoğunlukla ön planda olan ben olduğum için aynı rayda ilgilenmek. Evde ilgilenmek falan inanılmaz zor oluyor benim için. O da gerçekten kahraman. Tek kötüyüm bulaşıkları bulaşık makinesinde yıkamam. Evet, tek yıkamam. Bulaşık makinesini kullanmıyor yani. Geri kalan evin tüm temizliğini... Şak 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 yıka koy yerine. Ama itiraf et, eğer çalışsaydı yapmıyordun. Yalan söyle. Evde olduğu için yapıyordun. Neyi yapmıyordum ama bak. Aymire'ye çalış... Hatırla. Aymire'ye bakıyorsun tamam, onda problem yok. Şimdi Allah yokluğunu göstermesin. Sen çok mükemmel bir babasın. İnan evet. Ki gerçekten öyle. Allah bin kere razı olsun. İnan çok mükemmel bir baba. Hep hayal ettim. Bir başı dediğin şeyler bunlar. Hep hayal ettim ve dua etmişim. Benim babam gibi bir... bir adama aşık olmuşum. Baba nasip et diye gerçekten öyle. Tabii bunu büyüyünce Emre'ye sormak lazım vesaire vesaire. Evet. Evet, haydi bakalım. Nasıl tanıştınız demiş Gamze abla, onu var zaten. Nasıl tanıştığınızın videosunu şuralara bir yerlere koyarız. Onun YouTube videosu. Koyamazsak da kanalımızda var. Aynen. Ondan sonracığıma geliyorum bir diğer soruya. Gülcan abla demiş ki kardeş düşünüyor musunuz? Yani ben cevap vereyim. Tabii ki de Allah bilir, her şeyi nasip eden odur. Ama şu anlık, yani şu an Aymira daha 2 yaşında, çok çok küçük. Şu anda onun gelişimi, onun ilerlemesi bizim için daha önemli. O yüzden o büyüdükten sonra, belli bir yaşa geldikten sonra tamamen kendini ifade edip yani kendini savunabilecek bir duruma geldiği zaman tabii ki de bir kardeşi olsun, çok isterim, yalnız olmasın. İnşallah. Hayır bakalım. Diğer soru Arse abla. Tamam neyse bilmiyorum. 10 yıl sonra nerede olmak istersiniz demiş. İkinize de sormuş. Ben çok hayalperestimdir. O, benden fazla. Mahmut'tan fazla olmaz. Değilimdir ama ben... Bilmiyorum. Yani ben 10 yıl sonra, önce... kendi şahsımı söyleyeyim mi? Ben 10 yıl sonra, biz 3 kardeşiz. Bir de annemler 4 aile gibi düşünelim bunu. 4 katlı bir müstakil bahçesi olan, 4 katlı bir apartmanda ailemle birlikte huzurlu, mutlu, Rabbim nasip ettiği kadar çocukla hayat yaşamak istiyorum. Çok fazla öyle şey beklentim yok. Tabii... Ben gidebilir miyim bu konuya? Gir ben abi. Tabii ki de bunlar ayrı bir şey ama en büyük önce sağlık bence. Ya sağlığı her zaman istiyoruz. Onlar klişe şeyler yapmıyoruz. Biz burada doğruları konuşuyoruz. Ben de konuşuyorum sen, acaba. Sen yok sağlık klişe mi işe burada sıkmaya gerek yok abi. 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsun? Sen ben sana söyleyeyim. Ben bir tane diğer kasam verseniz. Hayır. Ben 10 yıl sonra lütfen enişimi alayım. Müge Anlı'nın yanında şöyle şey öleyim yani. 10 yıl sonra Müge Anlı'nın yerinde sen bulamazsın. Yok ya, bu tempo gerçekten... Bir de ben böyle bir eğitim alıp sunmak isterim yani, öyle bir şey sunmak isterim. Güzel törelerimize... Mosterden olmaz bence. Niye be baba? Yok ya, seni hiç beklemezdim ama evet. Geç diğer soruyu. Bu soruyu tam cevaplayamadık ya. Ben cevapladım kendi şahsım. Ben hissiyatı verdim abi karşı tarafa. Sen veremedin. Allah Allah. Neyse geçelim, pas. Pas mı? Pas hakkımızın. Bana böyle bir şey de var.
Keşke yine Aymeri'ye kardeş düşünüyor musunuz soruları çok var. Ondan sonra Damla abla tekrar herhalde sormuş. Bunu cevapladık mı yok cevapladık. Bu kadar mutlu olmayı nasıl beceriyorsun Cüveyla? Mutlu. Ya tabii ki de insan ister istemez hani böyle yaşanmışlıkları olabiliyor. Hayır, dipnot koyayım mı? Rüveyda kesinlikle kafasına iş atma, başka bir şey takmaz. Bak bu konuda o kadar zıttız ki. Ay diyorum ne diyorum? Ben kafama her şeyi takarım. İncine cincine bakarım, Rüveyda'nın umurunda değil. Bir de ben tez canlıyım, Rüveyda'nın hiç umurunda değil. Böyle ben bir insanım sakin. Da... Ben sakinim ve benim yanımda beni gelen bir insanla mutlu olamıyorum. İnanılmaz enerjimdir ve bu enerjimi sömüren biri. Baba mutlu yüzünüzü. Oldu ve enerjim çekiliyor. Bilmiyorum anlatabiliyor. İnanılmaz enerjik bir insanım. Bu da ne bileyim genimden geliyor herhalde. Çok mutluyum, huzurluyum. Beni mutsuz eden her şeyden uzağım. Eğer ki bir insan beni mutlu etmiyorsa o insanla direkt ilişkimi kesiyorum. Şöyle. Örnekleri de var. Örnekleri tamamen var ve yani asla haz duymuyorum o insanlardan ve olmuyorum onların yanında. Beni kim mutlu o insanlar pek hesaptan gelip kötü yorumlar yazmayı YouTube videomuza. Emin ol bizi takip ediyorlardı. Ve gidip bakmam biliyor musun? Öyle de bir insanımdır ben yani. Hayatta merak etmem ben bir merak insanın ederim. Hayatını. Böyle bir kişiliğe sahibim. Allah çok şükür. Çok sev... Oh. Bir diğer soruyla devam ediyorum. Kezban abla demiş ki Rüyşim. Rüyşim'i de ben çıkarttım bu arada. Evet. Ama bana ilkokuldan beri hep Rüviş derler. Allah Allah. Kim? Ya arkadaşlarım hep Rüviş der bana. Kaç tane arkadaşım var ki? Sayayım mı? Dur bak şurayı geçme. Şu 5 parmağımı geçme. 8 mi insanım? Ne yapayım? Rüveyna dışarı çık diyordu mesela. Nişanlıyken ben dedim ki kimle çıkayım? Arkadaşın yok mu? Yok. Ben her gün dışarıdayım. Şimdi biraz terse döndü gibi harbiden ha. Sen daha çok arkadaşlarına vakit geçiriyorsun şu an. Ben diyorum ya sana bir arkadaşım olması için birisi benim. Gerçekten ona çok çok güvenmem lazım. Güven sarsıntı meselesi var bende. Bu arada gerçekten bak. Çok büyük dediğim o yüzden. Gerçekten Rüveyda harbi çok seçici yani. Bunu cidden doğru söylüyorum yani. Hiçbir seni nasıl seçtim acaba? Ben seçilmem seçerim. Wow. Ben seçilim. Neyse soruyu okudum. Tamam. Tekrar. Rüveyşim bu kadar sürekli olmayı nasıl başarıyorsun? Ha. İçten olmayı seni seviyoruz demiş. Teşekkür ederim öncelikle. Çok çok teşekkür ederim. Seni demiş. Sizi dememiş ama. Beni seviyorlar. Bu ben yeniliyim bu arada. İlk böyle sosyal medyaya başladığımızda inan ben değildim. O ben değilim. Şu anki ben gerçekten benim. Çünkü tamamen kendimi yansıtabiliyorum. Artık bu benim. Çünkü ilk zamanlar burası nasıl bir şey, o kötü yorumlar beni inanılmaz geliyordu ve asla yapmak istemiyordum. Ta ki böyle yorumları okuyup beni çok seven insanlar olduğunu öğrendikten sonra ya Mahmut gel biz de bu işin içine girelim. Ya bizi seven insanlar biz de videolarımızı paylaşalım dedikten sonra ben oldum aslında. Instagram tamamen storyler benim kendi kişiliğimi ortaya çıkarttı. Yani ben böyleyim bilmiyorum yani benim aslım bu. Burada ne konuşuyorsam ben buyum. Okey. Aynen. Ne kötü bir şey yok. Sürekli aynı şeyleri tekrarlamaya başladım da bitsin tamam, abi bitsin diye istedim. Tamam devam. Beni. Evet kaç ayda, bu ablanın da adı yok değişik. Kaç ayda kilo verdin? 8. ayım bu ay. 8 ay mı sürdü diye sürecin? 8. ay var. Bu hatta Şubat'ta 9 olacak. Şimdi 9 aydır. 26 kilo verdim. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim size. Ben Rüveyda ile ilk tanıştığımda çok kiloluydu. Yani ama şöyle belirtelim. Bak vardı. Bu kilo muhabbeti gelmişken ben kısa bir özetleyeyim istiyorum. İster misin? Sıkmayalım insanları. Benim anlatacağım daha dinleyebilecekleri bir şey. Tamam. Rüveyda demiştim ya inatçı diye sevmediğim özelliği. Evet, acaba biz orada sevmediğim sorular, sevdiğim sorular. Neyse. Sevdiğimiz de severiz yani. Ondan sonra Rüveyda aşırı derecede kiloluydu. Yani o sizin gördüğünüz kadar kilosu vardı bence. Ama çocuk doğurmamıştım yani. Çocuk doğurmamıştım o kadar kiloluydu. Vesaire ondan sonra ama o kiloya gelmemin sebebi ilaçlar. Rüveyda bana dedi ki gelinlik aldı işte nişan dönemi falan filan ama Rüveyda felaket derecede hastanelerde her gün sürekli şekeri düşüyor çünkü kesinlikle inatçı olduğu için Rüveyda ağzına bir şey sürmüyor. Yani diyeceksin kız nasıl zayıflıyor? Bu kız inatçı olduğu için zayıflıyor. Tamam mı? Bir sürekli hastanelerde falan geçiyoruz. Rüveyda bana bir tane gelinlik aldırttırdı. Gelinlik de o zamanın parası güzel paraydı. Düğüne kaç ay vardı? Gelinlik bana olmuyor. Olmuyordu yani. 4 ya da 5 ay vardı. Kadın dedi ki bak ablacığım. Olmaz. Anlatıyorum bu gelinlik sana olmaz. Diyor ki sizi alakalı eden bir durum yok. Kaç paraysa parasını versin eşim. Ben o gelinin içine gireceğim dedi Rüveyda.
Dediğim gibi inatçı olduğu için de girdi. Hatta biraz daha şuralarından daralttırdık yine. Yani Reyda'nın zayıflamasına şaşırıyorlar ama ben şaşırmıyorum. Çünkü daha önce bunlar başımıza geldi. Sonrasında pandemide kilo aldık, hamilelik vesaire. Hamilelik girdi ve sonra ilaç var. Gece 3, 6, 9, 9 sabah oluyor. Öğlen yemekleri için. Bir de Reyda gece uykusu yoktu. Bir kaşıntı hastalığı vardı Reyda'da. Çocuk da büyük olduğu için iğne vesaire bulamamışlardı. O tarz bir zayıflama süreci yani, söylüyorum. 8 bu ay 9 olacak inşallah. Bir şekilde. Başaracağız. Evet, yeni gibi, sorulara gelelim. Yeni soruları geçmek için güncellememiz lazım. Evet, evet. Demiş ki kendini tanıt, ne işle meşgulsün, eşin ile ismimi okur musun demiş ama ismine bakar mısın? M, D, K, D, E, K, L, E, K, E, E, K. Okuduk. Sen okuduk. Ne işle meşgulsün demiş. Şu anda bir butiğimiz var. Sosyal medyada biliyorsunuz ki bir bu platformdayız. YouTube, TikTok ve Instagram'ımız var. Burada ilerliyoruz. Daha sonra bir butiğimiz var. Online olarak, yapıyoruz. E olarak yapıyoruz. Daha sonra bir network marketing üyesiyim. Oradan bir gelirim var. Daha sonra bu kadar. O kadar. İşte. Mahmut Bey de hem galeri var arkadaşlarıyla. Arkadaşımın galerisi var. Oraya gidiyor. Bu tip var. Bir de amcamın dükkanına gidiyorum yanıma. Yani fabrikadan çıktıktan sonra da hiç boşta kalmadım. Çok şükür çalışıyoruz. Ama alışmışız, biz çalışırız. Okul öncesi öğretmeniyim. 2 yıllık mezunum. Ben üniversite okumadım. Normal makine bölümü mezunuyum. Teknisyeni Mahmut'ta. Yok, teknisyen değilim. Neyin? Normal. Amele. Amele bu. Diğer bir soruya geçiyorum. Kaynananla aran nasıl sorusunu gelmiş. Kayınvalidemi çok seviyorum çünkü hiçbir şey yok. Bu hanımefendi bizi takip etmiyor herhalde çünkü storylerde Rüveyda'dan. Hiçbir şey karışmayan bir kaynanam. Görüncemi çok seviyorum. Sürekli Rüveyda'yı savunan bir kaynanası var. Bana evet. Çok konuştun diyecekler ama neyse ya. Ben mutluyum. Gerçekten bana soruyor, sen konuşuyorsun. Hoşuma gidiyor abi. Diyorum konuş o zaman, ben sana sorayım. Kaynananı seviyor musun abi? Oo, bak şimdi. Kaynanamı seviyorum. Niye? Annelere bakıyor. Annelere bakıyor. Ne desem yapıyor. Benim bir şeyime müdahale etmiyor. Arkamdan konuşmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hep bizi savunuyor. Bir sosyal medyaya başladığımızda... Tek annem bizim arkamızda durdu. Ya, benim bu yaşadığımız çevrede... Anne niye babamın ne yaptığını hatırlarsan. Evet, babası da gerçekten. Ama babamlar burada otursaydı eğer... O zaman kaynanamın yükü... Kaynanam çok kötü bir kelime. Kayınvalidemin yükü yarıya inecekti. Çünkü benim annem de bakardı çocuğa. Şimdi gerçi şu an ayağı birazcık rahatsız ama iyileşecek. Yine de bakardı ki ablam var, babam var. Bakardı kayınpederimden sor. Kayınpederimi sor. Kayınpederimden de memnunum. Ama benden memnun olmayabilir. Sıfır aldığı arabayı da 20 bin kilometreyi ben yaptım. Yaşıyoruz böyle şeyler yani. Ben de kayınvalidemi gerçekten çok seviyorum. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Maşallah kusurlarla kaynası kötü olanların gözü çıksın. Tövbe. Çıksın demeyecektim, pardon. Çıksın demeyecektim. Herkes mutlu olsun. Herkes mutlu olsun da insan kıskandığı zaman da nazar ediyorlar. Aynen. O yüzden nazar de çok etmiyor. Övmeye gerek yok. Görümcemi çok seviyorum. Ömer'i çok seviyorum ama gerçekten Ömer şu pinti. Ömer benim kardeşim. Bana çekmiş. Cemil takvim var. Evet, diğer bir soruyu soruyorum Rüveyda Hanım. Evet, Rübiş, ben de şeker hastasıyım. Diyetteyim ama kilom durmuş, veremiyorum. Yani bunu ben tabii ki de ama karar nasıl bir veremem. Şeker hastası şimdi? Yani nasıl bir şeker? Ben hem şekerim hipoglisemi hastasıyım. Aynen. Ben ve şekerim düşüyor. Şimdi şeker hastasının bin bir türlü, bir tek tip, bir tip iki, bir sürü seçeneği var. Yüksek şeker var. O yüzden tamamen diyetisyen ve endokrin doktorları bunlara karar veriyor. Ben kesinlikle buna karar veremem veya bir şey tavsiye edemem. Allah yardımcın olsun. Aynen öyle, olsun. Bir doktora danışmak lazım. Selamlar. Evet. Ahmet Furkan demiş ki Çorum'a selamlar. Çorum'a selamlar. Ebru abla bana selam söyleyin demiş. Ona da selam söylüyoruz. Diğer bir soru hep nerede tanıştın demiş. Yani nasıl tanıştın da nerede tanıştın demiş. Cibit'le tanıştık ya. Aynen. Bir öncesi var aslında. Video var da. Video var aslında bir... kısaca anlatalım. Ben spora gidiyordum o zamanlar. Mahmut'un anlattığı gibi yine hırslandığım dönemlerde. Spora başladım. Spora gidiyorum. Spora gitmek için de bir bebek mağazasından geçip yukarı çıkıyorsun böyle. Aynen. O bebek mağazasında da Mahmut çalışıyor. Biz böyle kar sürekli 2-3 kere. Karşılaşıyoruz böyle falan. Bir günde ya ben hani böyle dikkat etmedim ama yine de görüyorum ya yakışıklı biri var. Ceylan gibiydim ama sakallarımı kestim. Bir gün böyle karşılaştık. Ceylan oldu, Şahin gibiydim. Karşılaştık böyle çarpıştık yani. Çarpışma derecesine geldik. Ben tam kapıdan çıktım. Çektim gittim böyle kenardan. Sonra onun
ne yapmış, ne etmiş, beni nereden buldu bilmiyorum ya. Artık. Onun öncesi de var da. Onun öncesi var. Var. Yani tanışma hikayemizi izlerseniz şey yaparsınız, sonra mesaj attı falan, öyle konuşmaya başladık. Aynen. Evet. Aynen. Kaç kardeşsiniz onu anlat. Ben sana kendi şahsım diye bir soru soruyorum. Kaç kardeşsiniz? Manutlar da 3 kardeş. Ve bilmediğiniz bir özelliğe giriyorum, aklıma geldi. İkimiz de ikinci cümle. Varız yani mesela kafa çalışırız. Bir ablam, bir erkek kardeşim var. Ablam 2 yaş büyük, erkek kardeşim 2 yaş küçük. Ablam evli, bir çocuğu var. Benimsi 1 yaş büyük ablam. He. Ama benim de çocuğum yudur. Bir de erkek kardeşim var, ablam 3 yaş küçük. İkimiz de ortanca çocuklarız. Aynen. İkimiz de en sevilen küçük. Varız, bu masada da varız. Bir soruya geçelim Mahmut Bey. Memleket. Baba nerede? Ya ben buradan söyleyeyim ya, o okuyor mu içimde? Kafadan çıkıp da söyleyeyim sen. Direkt soruyor mesela Hande. Hande diye bir abla. Neresi mesela? Ben aslen babam Erzurumlu, Erzurumluyum. Annem Yozgatlı, kocam Rizeli. Ben Yalova'da doğdum, büyüdüm. Nerede olduğumu inan bilmiyorum ben de. Doğduğum yer memleketim deyip Yalova'da diyorum. Wow. Ben de gururla üstüne basa basa Rize'liyim diyorum ve Rüveyda'nın da kökenin Rize'den geldiğini söylemek istiyorum. Evet. Ama hepimiz elhamdülillah Müslümanız ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşıyoruz. Çok şükür, Allah'ım da olsun. Allah'ım da olsun. Evet. Annesi Kastamonu'lu bu. Aa Allah'ım. Heyde. Abi. Ayıp be. 37. Ayıp memleketin olsun. Uzak bir yarı Kastamonu'ya selam olsun. Nasıl unuturum ya? İmkanı yok. 37. Evet, ve rahmetli dedem, buradan da mekan cennet olsun canım dedem. Kastamonu'da bize güzel bir ev bıraktı. Mevla nasip ederse de oraya da güzel bir sadece biz balkon düşündük ama kış balkonu. Oraya güzel bir ev yapacağız inşallah. Ya ev yapacağız da, ev var da evin içini yapacağız. Neyse. Adam her şeyi düşünmüş. Mutfağı yok evin. Nasıl her şey? Ev iki katlı. Mutfağı yok. Ya hiçbir şeyden memnun olmuyorsun. Kastamonu'ya gidelim diyorum. Yapıyorsun. Yaptıktan sonra geçelim. Hadi yeni soruya geçelim. Bekle yenileyelim. Soru gelmiyor. Geliyor ya. Klişe bir soru sorayım sana ben. Sor. Hangi takımlısın? Söyle. Ben aslında... Ya. Ne alaka, ne alaka yani? İlla senin tuttuğun takımı niye tutmak zorundayım? Ayıp oluyor. Gerçekten. Niye? Şahsıma yapılmış bir saldırı. Trabzonsporluyuz arkadaşlar. Evet. Rize'li olup Trabzonspor'tan nadir insanlardanım ama seviyoruz abi. Gel. Trabzon olmaz sen. İyi. Sen de Trabzon olmak istedin. Trabzonsporlusun. Konu kapanmıştı. Trabzonspor'dan Trabzonspor'dan bir tane futbolcu söyle. Ya daha. Oo! Forma numarası? Oha dedim. Nasıl bilmiyorsun? 07. Oo! En uğurlu rakamı biliyor musun sen benim uğurlu rakamı? 05. 25. Benim 15, uğurlu rakamı. 15. 05. Abi benim uğurlu rakamı. 1. Bir tane daha koy yanına. 61. Vallahi bir tane daha koy diyorum. 11. 61 diye ya. 11. Ya İbrahim Yeter de Trabzonspor'da 11 numaraları formaya geldi. Ya ben de bileyim, top tutmayı mı biliyorum? Hadi de değiştir soruyu. Ben Beşiktaşlıydım kardeşim. Kardeşim. Bravo. Evlendim, Trabzonsporlu oldum. Katiyen kabul etmiyorum. Bobo vardı, Dodo vardı. Dodo kim? Evet, yeni soruya gidiyoruz. Abi hep kilo verme diyorlar ya. Baksana şuraya, hep kilo verme. Antalya'ya selamlar. Antalya'ya da selamlar. Tamam. Bir tane sor, kısa bir özetleyelim de insanların şeyini... Onu ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü sıkılır insanlar kilo muhabbetinden. Tamam, sıkıl. İnsanların emmi merak ettiği ya, bunu genel bir izleyici isteyecek. Tamam. Geçiyoruz onu. Devam. Bir kere daha yenileyim. O ara sen şeyi anlat. Ne anlat? Ben kendi şahsımdan bir soru sorayım sana. Soruyorum. Evinden memnun musun? Şimdi genel olarak normalde ben evlendiğim zaman Chester koltuklar, böyle gri gri şey, gümüşler, altınlar falan, öyle şeyler modaydı ve ben de asla böyle bir, yani asla altın rengini sevmiyorum. Ben de şey de yoktur, altın da yoktur, sevmem yani, takmam. Ben de istemem. Hoşlanmıyorum yani altın takmaktan, düğünde bile altın takmam yani. Neyse, o yüzden evimde öyle altın varaklı şeyler sevmezdim. O yüzden hani bu her tarzı şeyler seviyordum. O yüzden. Bu an dediğin... Böyle ben ahşaplı bir şeyler seviyorum. O yüzden mesela bu masayı nasıl aldım ama? Güzel aldım. Evet, ben aldım. Yani güzel. Parasını sen verdin ama. Hayır, ben pazarlık aşamasını söylemiştim ama. Babam siz... pazarlık. Hayır. Babam bedavaya aldı orta sefayı. Ya nasıl Allah ya? Sen de hiçbir şey yapmadın. Yalan söylüyorum. Yapmadım mı? Ne yaptı? Parasını verdin. He? Sadece parasını vermedim. Ne yaptın?
Ben orada şekil yaptım ya. Ya böyle bir şey olamaz be. Babam oradaydı, bildiğin bunları alırken biz pandemi dönemindeydi. Herkes bu diyor ki babam bir pazarlık yapar diyor. Öyle böyle. Onu sefer bedava aldık, daha ne istiyor? Ama bayağı pazarlık yaptık, çok şükür güzel fiyat aldık. O zaman pandemi vardı. Biraz uyguna verdi. Uyguna yani, verdi. Yani geniş fiyatına verdi. Biz de bütün evi aynı yerden aldık çıktık. Sonra gittik ya bir arkadaşımızın düğününe. Ha, sonra gittik. İyi ki o zaman evlenmişiz. İyi ki o zaman aldık. Genel olarak evimden memnunum. Sadece Allah'ım inşallah. Şu an bir evliliğin... Aa, paket düştü. Şu an bir evliliğin maliyeti... Allah yardımcı olsun. Çok yüksek bakanlar. Evet. Allah'ım inşallah ev nasip etsin. Şu an vallahi kiradayız. Vallahi. İnşallah ev olmayanlar Rabbim ev nasip etsin. Evet. Arkadaşlar bu arada anlık yaptığımız için sürekli yenilemem gerekiyor. Hani bir gün bekletip ertesi gün yapmadık. Soru geliyor ama kiloyla ve az önce cevapladığımız şeylerle klasik olabilir. İsmimi okuyabilirsin demiş Aslı bana. Aymire'ye günde kaç öğün yemek veriyorsunuz tarzında bir soru sormuşsunu sormuş ve demiş ki kilo alması için ne yapıyorsun, ne yediyorsun? Buna sen cevap ver. Şimdi şöyle, Rüveyda inatçıdır ama şöyle inatçı çocukla alakalı. Rüveyda ile aramızdaki fark buradan bir nevi anlayabilirsiniz. Kötü anlamda demiyorum. Kafamda çok güzel kurmuştum. Nasıl anlatacağım onu şimdi öyle değil mi? Rüveyda Emre'ye yemek yedirirken bir kere uzatır, almadı. İkinciyi uzatır, almadı. Üçüncüyü uzatırsa yemezsen yeme, acıkınca yersin der. Ama ben öyle değilim. O onu yiyecek abi. O onu yiyecek, benim şuram rahat edecek. Hatırlıyor musun hani bekle olduğunda işte emme de... muhabbetinde? Evet. Kafayı yiyordum, uykularım bölünüyordu, rüyalarıma giriyordu. Ben de o emme muhabbeti çok ayrı bir şey. Ayrı hemşirenin sıkıntısı. O çok ayrı bir muhabbet yani. Yemekle alakalı. Ben şöyle bir kafadayım. Zorlayınca psikolojisi tamamen bozulacağının taraftarıyım. Yarın öbür gün belki de o yemekten soğuyup o yemeği yemeyebilir. Çünkü sen hani zorlayıp yediriyorsun, anladın mı? Ama ben onu yapma taraftarı değilim. Sadece aramızdaki fark bu. Kafam sen bu zorlayıp yediriyorsun. Kafamda çok güzel bir şey konuştum da anlatamadım. Neyse. Ben anlattım. Bu amatörlükten oluyor. Bir şey yok. Bunu çözeceğim. Burada sanki bir tık beni... Neyse. Devam soruları gelelim. Bunlar olan şeyler. Yaşayacağız, göreceğiz. Sorulara devam edin. Gelemiyoruz. Hep aynı sorular soruluyor. Hep aynı sorular soruluyor. Son bir iki soru daha alalım. Bir dahakine şey yaparız. Hepsini toplu alır getiririz. Hiç tartışıyor musunuz yazmış. Yani. Tartışıyoruz tabii. Kim sormuş onu? Hangisi? Şurada. Hilal abla. Şimdi sana söyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle söyleyeyim. Vallahi var ya, biz bu kadar tartışan var mıdır bilmiyorum. Tabii ki de vardı. En daha büyük, fazla. En yüksek küstüğümüz bir hafta. Değil mi? Bir hafta küstük. Ya ben böyle nişanlı şey, iken, mesela kırık... Nişanlıyken yüzük attılar kafama. Ben o yüzüğü yakalayıp yeni kafayla... Nişanlık dönemimizde daha çok ediyoruz. Nişanlılık çok zor abi. Yani nişanlık dönemimizde etmediğimiz tüm kavgaları etmişizdir ama kendi problemimiz, kendi içimizdeki aynen problemler anlaşamaz. Yani her evlilikte oluyor bunlar, olmasa bence olmaz yani. Hani dört dörtlük anlaşıp böyle mükemmel bir hayat yaşayan bir evli çift bence. Yani genel sağlık sıkıntılarından kavga etmeyiz mesela. Atıyorum geçim sıkıntısından şunu bana almadın tarzında bir kavgamız da olmaz. Çünkü genelde sen bana böyle dedin, sen bana şöyle genellikle yaptın. Genellikle ben çok cimriyimdir, tutumluyumdur. Cimri değil ya. Afiyet var diyelim. Almam yani, Rüveyda bir şekilde kendisi alırsa alır. Ben Aymir'e harici biraz tutumluyumdur. Aymir'e ve annelere de alırım ama. Bir şey beğendiysem, anne onunla mutlu olacaksa anneye de alırım. Yani öbür türlü bir tartışma çok da tartışıyoruz. Ama anlık, bir saat, iki saatlik. Genellikle gelen taraf Rüveyda alıyor. Ben inatçı... Orada ben daha mı inatçı oluyorum? Nasıl oluyor iş? İnatçı olan sen, bir dakika ben geleyim. Genelde gelen kim oluyor? Sen oluyor şimdi. Öyle... Ya gel iddia görelim ya. Gel bir kavga edelim de görüşelim. Ya bırak. Ya. Hiçbir zaman gitmem. Hiçbir zaman. Rüveyda bak bir konuşma. Kavga edin. Küsme challenge yapacağız. İsterse bir ay geçsin, o gelecek. Ben ama artık kendi yemeğimi falan kendim yapıyorum kardeşim. Aynı yemek bile yapmam. Yedirmem, su vermem. Kendini iyice net kola kalender moduna girdin. Şaka yapıyorum. Her evde oluyor. Söyle. Doğruları söyle. Tabii ki de bazen mesela haksız olduğum bu hissettiğim anda tabii ki de giderim ama haklıysam sonuna kadar ince. Demek ki sen her zaman haksızsın Rüveyda. Genellikle sen geldiğin sen için geliyorum. Buradan bunu çıkartıyorum. En son tartışmamızı hatırlamam. Hatırlamıyorum. Ben az önceki soruları hatırlamıyorum. Bundan hatırlamıyorum. Genel olarak, en son olarak sen geliyorsun. Neden tartıştık? Sen geliyorsun. Sen bana kötü kelime kullandın. Öyle bir şey söyleme kötü, şimdi. Kötü kelime dediğim yani hani... Söyle yani böyle hatırlamıyorum ki. Hatırlamıyorum. Ben hayatta öyle küfür, el hayır, tarzı, öyle, hayır, hayır, öyle değil. Yani öyle bir şey ben babadan geldim. Kalbimi kırdın sen benim.
Kötü kelime kullandın dedi. Bağırdı bana. Sesim ben bak şu an bir bak videodan beri bağırıyorum. Ama benim, gülerek bağırıyorsun. Ben gülmeyerek. Benim, bak benim babam bana şöyle bile bakmadı bak. Şöyle bile bakmadığı için bana şöyle baktığı için. Yaktı bizi gördüğümüzü Osman Şeyh Hanım. Bana biri şöyle bakıp bağırdığı anda ben oturup ağlamaya başlıyorum. Abi yemin ederim. Bak Rüveyda abla bir gün kayınpedere oturuyor dedim ki kayınpeder kayınpeder oluyor değil mi? He, babaya dedim ki baba dedim ya. Sen dedim bizim başımıza nasıl bir belalandı. Anam ödüyorum kızıyor, ödüyorum kırılıyor. He, aşırı derecede Osman baba yani derler ya prensesler gibiydim ben baba evinde lafı şarkısı. Aa. Kesinlikle Rüveyda'nın yaşantısında var abi böyle bir şey yok ya. Evet şu an Daimira'da öyle bir hayat yaşıyor aynı şey düşün. Ama onu içim gidiyor. Sana ne gidiyor? Tamam işte ay babam da bize işçi gidiyordu işte aynı şey düşün. O yüzden ben çok kırılgınım. Yani kimse kırmadığı için bu Allah bu arada kimseyi babasını bırakmasın. Kırılamıyorum. Bu hayatta en önemli bir doğru insan doğru insanlara bakıyorum mesela. Tabii bunu çözümleyerek söylüyorum. Baba ve dede sevgisini alan her insan bence başarılı oluyor. Biz de Allah'a şükür. Tabii canım benim babam diyor ki o salak bile yaptıysa sen yapmayın. Harika motivasyon. Bir gün Rüveyda sinek ısırmış gece. Bu demiş ki baba beni sinek ısırdı. Sonra babası adam, ne yapmış? Adam şişmiş yanan bu kadar olmuş sinek nasıl ısırdıysa artık babam sineği yakalamış evdeki takvime asmış böyle iğneyle yapıştırmış ama. Evet bu muhabbet geçti birkaç soru daha var. Neyse. Rabbim mutunuzu daim etsin. Aa. Malatya'dan sizi severek izliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Pınar Umutkan sizi seviyorum demiş. Teşekkür ederiz abla Allah razı olsun. Zayıflamak için motivasyon istiyorlar. Biz nasıl motive olalım diyorlar. Valla inanmak başarmanın en büyük yarısı. O yüzden önce kendine inanacaksın. Tamam inanacaksın. Ben de inanıyorum ama. Sen inanmıyorum bazen. Hamidi kıtlak hamidi kıtlak ya. Sıkıldıkça yemek yiyesim geliyor ya. Böyle var ya burada oturuyorum ya 5 dakika. Gezdim mesela reels videolarını sıkıldım. Aklıma direkt yemek geliyor. İkinci bir şey yok. Direkt yemek. Başka bir şey düşünmedim. Ya ben de öyleydim. İnan öyleydim. Nasıl açtım bunu mesela? Artık yemek karnım doyduğu kadar yiyorum. Gözümün değil. Karnım doyduğu anda bırakmak istiyorum. Hele var ya. Bu yani. O yemeği yerken yemek yersin ya acı yemeği seversin. Böyle o acının şeyini alırsın ya böyle tadın kalır ya. Ben o yemekten kalkmam abi. Vallahi yerim. 4 döner de yerim. 5 yarım ekmek de yerim. Bizim burada da hiç yemek gelmiyor. Gelse ben iki katı olurdum zaten. Yemek sepeti falan. Yemek sepetlerinde hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey gelmiyor buraya yani. Çünkü köfteci bile yok. Aynen. Köy burası. Köy gibi bir yer ama çok memnun, çok güzel. İneksiz köy. İnek yok, farkında mısın? İnek yok. Aynen öyle. Ne? İnek yok. Burada köy değil, burada belde ki. Ben ağır kokusu severim abi. Belde. Belde bu. Biz, neyse, biz memleketimizin... Genel olarak yani motive istiyorsanız gerçekten insan kendini motive edecek. Bir başkasıyla değil, aynen. Kendine inanacak. Başka... Çok da uzun bir video olmasın. Bir part 2'sini yaparız olmazsa. Şöyle bardaklarımız. Hem de tamam bu kadar yeterli. Teşekkür ediyorum Rüveyda Hanım programımıza katıldığınız için. Genelde sürekli sen konuştun aslında. Beni konuşturmadım yani ağzından çıkmadı. Ben yapımcı ve dur. Videonun sonunda söyleyeceğimi kafamdan düşünüyorum. Yapamadım. Yayında ve yapımda emeği geçen Mahmut Korkmaz'a teşekkür ederiz. Her şeyi aklımda tutuyor ama asla söyleyemiyor. Böyle bir yapıya sahip. Aynen. Aynen uyurken bu videoyu size çektik. Aynen. Şimdi sürekli de aynı sorular geldi. Çok da sıkmayalım he, size. Bir soru vardı. Görmedim. Sorularla katılmayı düşünüyor musun demişler. Ya Allah aşkına. Yemin ederim sorular izleyen kaldı mı ya? Ciddi anlamda kaldı mı ya? Her akşam oturup Survivor izliyor. Hem de bu. Abi ne yapayım? Dışarı çıkmak yok. Kahve hayatım yok. Ay Allah çok şükür. Ya ne yapayım abi evde oturuyoruz ya. O da Survivor izliyor ne yapsın? Kahve içmeyi ben izliyoruz. İki dedikodu öğrenirdim. Yapma ya. Dayılar var ben gittim bir kere. Aymire'yle gittim kahveye yalnız. Kahveye Aymire'yle gittim ya bana böyle bakıyorlar. İlk defa gördüler. Neyse teşekkür ederim. Neyse teşekkür ederiz. Bizi pilotlanma pilot. Platformlardan takip etmeyi unutma. Git Allah aşkına git ben mi konuşayım ya Allah aşkına ya. Konuş. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Herkes derken biz sen bir ben varız. Mahmut Korkmaz diyecek. Tamam da bu şeyi kim edip diyecek. He doğru. Yani bir insan olacak sonuçta bir şeyler yapacak. Evet. Neyse çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için sorularınızı, Instagram'larımızı takip edip sorular sorduğunuz için hepsi aynı olmasaydı iyiydi. Anlık oldu biraz. Neyse. Zayıflama videosunu ayrı çekeriz. Ha, ayrı bir video çekeriz ona da. Teşekkür hepiniz Allah'a emanet olun. Bize hem YouTube'dan hem Instagram'dan evet, hem de TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyoruz. Ve bizim çekmek sizden biz şu videoyu istiyoruz.
dediğiniz videoları da bu videonun altına yorum olarak yazarsanız çok çok teşekkür ederiz. Oluruz. Memnun oluruz. Hadi. Görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.